Sürgücü Belediye Başkanı Fikri Ökmen. Evet, benim şu anda önem verdiğim en büyük öncelikli konulardan da biri tarihi yerlerimizi korumak ve tarihi yerlerimizi koruma altına alma. Birincisi bizim bu gördüğünüz köşk Ahmet Ağa'dan kalma. Yazlık köşk değil mi? Yazlık köşkü diye anılırdı. Kışın beldenin içinde köşkü var ayrıyeten. Birinci derecede işte bunu biz koruma altına ben Atilla Şemin vatandaşımızdan sahibi olan Atilla'dan istedim. Bunu belediye nezdinde misafirhane veya kütüphane vesaire şeyler için kullanmak için ben izin aldım. İzin alma, yani bunu almayı düşünüyor ve bunun için güzel bir proje yapmayı düşünüyoruz. İkincisi işte bizim şey var, alabalık tesisimizin işte içinde, onun hemen bitişinde Kadınlar Hamamı diye bir yerimiz var. O da tarihi bir yer. Bunun için bu sene geçti. Önümüzdeki sezon onu restore edecek bir çalışmamız olacak. Bunlar bizim için tarihi öneme sahip bunlar. İkincisi bilindiği gibi bizim şeyler var. Su değirmenlerimiz var. Bunlar da tarihi bir konuma sahiptirler. Özellikle bunlar için çalışmalarımız olacak. Onarımını yapabilmek için gereken kaynaklar. Sanırım her birisi 350-400 yıllık değil mi? Tarihleri 400'ü geçiyor. Evet. Her biri zamanın birer fabrikasıydı. Evet. Zamanın birer fabrikası. Yani şu anda İnsanlar bir fabrika kuruyor, bir şirket kuruyor. Bir şirket 5-6 kişiden, 10 kişiden oluşur. O şirket fabrikayalaşır, fabrika kurar. Aynen bizim bu değirmenlerde 6-7 hatta bir tanesi 8 tane aile, 8 tane aile ortak işletiyordu bu değirmenleri. Bir de sanırım her o değirmenlerin sahibinin her birisinin bir sandık dolu altını varmış. Bunu bizzat rahmetli Maaz dayımdan biliyorum. Biliyorsun o da onun hissedarlarındandı. Evet. He. Vallahi yani yani benim Maaz dedem, Kadim Maaz. Doğrudur, doğrudur. Şimdi o Kadim Maaz dediğimiz amcamdır. O da o değirmen bile Aşe İso Cervezin Aşe İso diyorduk. Aşe İso Şeşhaba Şeşmal ve hatlıkla geç makul servi aşi dikirin artı yani köyün kral yani zengini sayılırdılar. Birkaç köyden gelecek gelire bedelmiş tabii, duyduğuma göre. Tabii. Ya fabrika yani her biri bir fabrika. Şu anda işte Aşe İso, Aşe Hezniye, Aşe Şipe, Aşe Mala Osman Ağa dört tane değirmenimiz. Evet. Yani bu dört tane değirmeni işin gerçeği yani bunları koruma altına alırsak restore etme imkanlarımız olmayabilir. Biz bunu Turizm Bakanlığı'yla, işte ben vali yardımcısıyla bir defasında Niyazi Bey'le şu anda kalktı. Niyazi Ulugöl'de. Bu konular hakkında bir görüşme yaptım ve yazılı bir yazım, bir dilekçem de oldu. Sundum onlara. Benim şu anda mimar bir tane valilikte bir dostumuz var. Onu davet ettim köye, geldi fotoğraflarını falan da çekti. İnternette bakanlığa falan dedi sunacağım bunları. O şekilde bunlar için bir çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız olursa seviniriz ve hedefimiz bunlar, güzel bir şey olur. Beldemizi en azından turizme, bir nevi de olsa turizme açmayı hedefliyoruz. Bunlarla. Demin yaptığımız sohbette
Şeyh Ahmet Dağı'nda bir festival düzenlemeyi düşündüğünüzü söylediniz. Doğru. Yönünüzü Şeyh Ahmet'e doğru çeviriyorum. Şeyh Ahmet'te bizim benim işte başkanlığa, şu anda arkanızda sanırım. Evet. Başkanlığa gelmedim önce platformda halka, belde halkına söz verdiğim birinci derecede benim bir planım, projem orada Şeyh Ahmet'e yol açmamdı. Ve o yol, o sözümüzün üstündeyiz. O yolu açacağım. Hem Şeyh Ahmet'in konumuyla, özel şeyiyle, hem de belde sakinlerimizin orada yüksek miktarda çok güzel arazileri var, geniş alanları var, geniş alana sahip arazilerimiz var. O arazileri işletebilmemiz için ben oraya Perki Hafsa dediğimiz bir yer, kayalıktan oradan yol açmayı düşünüyorum. Yol açma şeyim de şu, kendi kırıcımızla, kendi imkanlarımızla yine aynı onu açmayı düşünüyoruz. Tıkandığımız yerde loader, Beko loaderlerden bir tanesini, büyük kırıcılardan getirtir açarız. Açtıktan sonra şimdi o yol orada Şeyh Ahmet gerçekten görmeyen, seneye bu yolu açtığımızda bütün halkımıza önerim ve bütün insanlarımıza, sürgücüyü merak eden, sürgücüye ilgi çeken bütün insanlar Şeyh Ahmet'i görmek ister. Sanırım oradan ben şahsen çıktım. Evet. 2 yıl önce çıktım. Oraya çıktığı zaman insan kendini 5000 metrelik yüksekte uçakta hissediyor. Bir de Diyarbakır, Bismil, Mardin, hatta Mazıdağ'a kadar bölge özellikle gözüküyor. Özellikle gündüz vakti de aynı konuma sahip. Gece de aynı geceleyin Mardin'in radarı var, bilirsiniz. Evet. Mardin'in radarı, ışıkları aynen böyle ayaklar altında alınıyordu. Diyarbakır surları yine öyle. Batman yine ayaklar altında. Her taraf görünüyor. Mazidak, ne bileyim. Dört tarafta aç.